Merhabalar. Bu videomda size Meride karakteri için kullandığım saç yapımını göstermek istiyorum. Bu tekniği ben ilk olarak yaklaşık 3-4 yıl kadar önce Pinterest'te görüp uyguladım. Ben kendimden de bir şeyler ekledim elbette. O zamandan bu yana farklı bebeklerde de, farklı bebeklerimde de, özellikle Merida karakteri için, Cesur filminin Merida karakteri için kullandığım bu tekniği sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı biraz zorlayıcı fakat sonuç çok güzel oluyor. Ve uyguladığım teknik de son derece sağlam oluyor bukleler. Kolay kolay açılmıyor. Başa monte ederken kullandığım teknikle de hem köklerinde düğüm gözükmüyor hem de son derece sağlam oluyor. Dilerseniz tekniğimize başlayalım. Önce malzemelerden başlamak istiyorum. Saç için kullanacağımız yün mümkünse pamuklu ve veya merserize ip olmamalı, buklelerin aşağı doğru düşmemesi için. Şu an piyasada kullanabileceğiniz Nakon'un süper incisi bu iş için ideal bir ip. Onun dışında çöp şiş kullanacağız saçları sarmak için. Saçı başa dikmek için iğne kullanacağız. Paket bıçağı ve makasa da ihtiyacımız olacak. Dilerseniz hemen işlemi yapmaya başlayalım. Bunlar da sarılmış olarak görebileceğiniz saçlarımız. Öncelikle çöp şişlerden bir tanesini alıyorum. Şu baş kısmına küçük bir çentik atacağım ipin kaçmaması için. Yalnız bu işi yaparken dikkat edin, elinize zarar vermeyin. Şu bir parça çentik atarsanız ipiniz oradan yukarıya doğru kaçmaz sararken. Sonrasında ipimin ucunu alıyorum. Bu attığım çentik kısmına gelecek şekilde sıkı bir şekilde bağlıyorum. Tabii o çentiği ben şu an çok derin yapmamışım. Biraz daha derin yaparsanız daha sağlam olacaktır. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra saçımı sarmaya başlıyorum. Bu şekilde döndürerek bir miktar sardıktan sonra buklelerin daha iri olabilmeleri açısından sardığım kısmı yukarıya itiyorum. Sarıyorum bir miktar, sardığım kısmı yukarı itiyorum. Bu işlemi çubuğumun sonuna kadar devam ettireceğim. Yalnız burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer çok fazla sayıda saç saracaksanız parmaklarınızın geldiği kısma yara bandı takabilirsiniz. Aksi takdirde bayağı tahriş oluyorlar. Bu şekilde sarıp yukarı itmek suretiyle tüm çubuğumuzu saracağız. En son kısma geldiğimde, dilerseniz o kısmı göstermek için şurayı daha fazla ittirmeyeceğim ben. Zaten oradaki mantığı anladınız. En son kısmına geldiğim zaman da şöyle biraz tekrardan geriye doğru dönüş yapıp orayı kullanmadığınız bir ip ile bu şekilde sıkıca bağlıyoruz. Evet, bu şekilde hazırladığımız tüm çubukları bir tane Merida başı için ben yaklaşık 50 tane çubuk sarıyorum. Bu şekilde hazırladığım çubukları önce her yeri ıslanacak şekilde, güzel bir şekilde ıslatıyorum. Her yeri mümkün olduğu kadar iyi ıslanmalı. Islandıktan sonra bunu 150 derecede önceden ısıtılmış fırında kurutuyorum. Kuruma süresi yaklaşık benim kullandığım ipin malzemesine bağlı olarak yarım saat kadar sürüyor. Fakat sizin kullandığınız ipin içeriğine göre daha kısa ya da daha uzun sürebilir.
Bu yüzden bir fırına koyduktan 15 dakika sonra isterseniz bir kontrol edin. Yani bizim için önemli olan iplerin kurumuş olması. İpler kuruduktan sonra buklelerimizi fırından çıkarıyoruz. Daha sağlam olmasını istiyorsanız üzerine saç spreyi sıkabilirsiniz. Ve bu çubukları ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar sağlam oluyorlar. O yüzden ben minimum bir hafta bekletiyorum. Bu sebeple bebeğimi yapmaya başlamadan önce ben saçlarımı yapıyorum. Bebeğimi yapım aşamasındayken de saçlarım beklemiş oluyor. Böylelikle buklelerim çok sağlam oluyor. Herhangi bir açılma yapmıyor. Şimdi arzu ederseniz bu bukleleri bebeğin saçına nasıl monte edeceğiz, onu göstereyim. Sarmış olduğum çubuklardan bir tanesini alalım. Uç kısmından açmaya başlıyorum. Bu şekilde çubuktan çıkaracağım. Bunu istediğiniz kadar çekiştirebilirsiniz. Artık oldukça sağlam. Herhangi bir deforme olma söz konusu olmaz. Uç kısımlarına gelen parçaları keselim. Uzunluğuna bağlı olarak ben bir bukleyi, yani bir çubuktan çıkardığım bukleyi genelde ikiye kesiyorum. Üst kısım ve alt kısımları oluşturmak için. Kelk kısımlarına daha kısa parçalar geleceğinden dolayı oraya gelecek parçaları üçe kesebilirsiniz. Bu şekilde tüm çubuklardan saçlarımı çıkarıyorum ve arzu ettiğim uzunluklarda kesiyorum. Ben tabii hepsini çıkarmayacağım burada. Birkaç tanesini çıkaracağım. Uç kısımlarını kestim. Ortadan ikiye kestim. Kadar yeterli şimdilik. Şimdi saçla benzer renk tonunda bir ip seçiyorum. Fakat bu sefer seçeceğim ip biraz daha sağlam bir ip olmalı. Başa dikeceğim çünkü bunu. Ben yine Nakon'un pırlantasının katını açarak kullanıyorum. Bu oldukça sağlam oluyor bu ip. En tepe kısmına öncelikle ipimi sabitleyeceğim. Normalde saç yapımını ense kısmından başlıyorum. Ancak burada tepe kısmından başlayınca daha iyi ideal oluyor. Aksi takdirde fazla saç ekimi yapma gibi bir risk ortaya çıkabiliyor. O yüzden tepeden başlıyoruz. Saçımızı ektikçe diğer kısımlara doğru çevirerek diğer boş kalan kısımları yapıyorum. Bu şekilde dikiyorum ben başa. Genellikle saç ekim tekniği olarak ben bunu kullanıyorum. İçinden geçiriyorum. Tepe kısmına her deliğe mutlaka bir tane saç gelmeli. Güzel bir görünüm elde edebilmemiz açısından ya da baştaki boşluklar gözükmemesi açısından. Bu şekilde ekimi yapıyorum. Oldukça sağlam oluyor bu teknik. Bu tekniği tüm iplerde, keçede kullanabilirsiniz. Benim çok kullandığım bir teknik. Bu şekilde dönerek bütün deliklere gelecek şekilde tepesi dediğim gibi her yeri mutlaka her deliğe bir tane saç gelecek şekilde ekimini yapıyoruz. Sonrasında işte kâkül kısmını siz arzu ettiğiniz şekilde, arzu ettiğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Saç hizasında, saçın geleceği kısımlara olacak şekilde saçlarımızın ekimini tamamlıyoruz. Daha sonra uçlarına
şekil verebilirsiniz, fazlalıklarını kesebilirsiniz. Ama genel olarak teknik bu şekilde yapılıyor. Zaten tamamladıktan sonra da meridyanınızı elde etmiş olacaksınız. Elbette sadece Merida için değil, farklı bebekleriniz için kullanabileceğiniz bir teknik. Dediğim gibi bukleler oldukça sağlam ve dayanıklı oluyor. Ben bunlara saç spreyi de sıktım. Uzunca da bir süre beklettim. Dolayısıyla ben istediğim formu elde etmiş oldum. Siz de kullanarak arzu ettiğiniz renklerde bebeklerinizde kullanabilirsiniz. Ben saç ekim işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar tepe kısımlarını sık bir şekilde, aşağı kısımlarını boş da bırakabilirsiniz. Çünkü bu kısımlarını yapınca çok fazla yoğun bir saç oluyor. Bu şekilde yaptıktan sonra zaten o kısımlar yukarıdakilerin gelmesiyle gayet güzel bir şekilde örtülüyor. Uçlardaki dengesizlikleri, işte kısa parçaları, uzun parçaları. Bakın mesela şu kısımda bayağı benim uzun parçam var. Buraları makasla düzeltebilirsiniz. Bu parçaları da düzelttikten sonra saçınız gördüğünüz gibi bu şekilde görünüme kavuşuyor. Videomu beğenmeyi ve yeni teknikler, amigurumiye dair, örgüye dair yeni teknikler öğrenmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.